Bayın, bak şu anda beni kameraya alıyorlar kendileri. Onun için sen de otur yerinde, bizim işimiz var, sonra görüşelim, oldu mu? Bu virüs hastalığıyla alakalı ikinci sırada da Diyarbakırlı hemşehrilerimiz vatandaşa katkı sağlamaktır. Bu vatandaşlara nasıl katkı sağlayacağız, esnaflarımıza nasıl katkı sağlayacağım, o konuyu sizlere arz edeceğim. Biliyorsunuz okulların kapanmasıyla, okulların kapanmasıyla genellikle bana bağlı olan 1000 tane servis aracım var. Ve bu 1000 tane servis aracında okulların kapanmasıyla kontaklarını kapatmışlardır. Bu kontağını kapatan arkadaşlarımızın geneli, yani %80'in üzerinde araçları kredili araçlardır. Evleri kiradır. Gerçekten çok zor günler yaşıyorlar. Bu nedenden dolayı özellikle Sayın Devlet'ten ve Sayın Valimizden esnaflarımıza katkı sağlamak için kendilerine büyük destekler beklemekteyiz. Bekliyoruz. Bizim genelde iş imkanı sağlanması veya maddi destek sağlanması. İki konuda da istiyoruz yani. Eğer iş konusunda imkan sağlanmıyorsa bunlara maddi desteğin sağlanmasını istiyoruz. Ayrıca bugün Diyarbakır'da resmi kurumlarda, kamu kurumlarda personelin hemen hemen %50'ye indirmişlerdi. İdari izinler, diğer izinler vererek personel fazla kalmamıştır. Ama özel sektörde hiçbir değişiklik yoktur. Özel sektörde özellikle organize sarayına taraf giren personellerin tamamı işlerine gidip geliyor. Herhangi bir sıkıntı yoktur. Esnaflarımız bu personelleri götürürken ikişer ikişer yan yanda duruyorlar. Eğer en azından bir koltuk boşta kalmış olsaydı bugün durum farklı olacaktı. O vatandaşın da bu hastalıkla bir nebze de olsa korunmuş demektir. Doğru mudur efendim? Ha, bu nedenden dolayı biz Sayın Valimize, Sayın işverenlere diyoruz ki bu hastalığın geçene kadar bu servis araçlarının sayısının ikiye katlanması veya üçe, hatta neden diyeceksiniz ki boşta olan esnaflarımız yoktur, araçlar boştadır. Bir koltuk boş olarak, yani boşarlı olarak koltukların birer altlamalı olarak personel oturursa daha sağlıklı olur. Daha sağlıklı olur. Bu da benim kendi şahsi görüşümdür. İkincisi ise Sayın Valimiz bu imkanı tanırsa bize, halk arasında özellikle bu söylediğim söz şehir içi minibüsleri ve halk otobüsleri, belediye otobüsleri için geçerlidir. Paket tabir ettiğimiz sözler vardır mesela, bu da minibüsler ve halk otobüsleri, belediye otobüsleri için geçerlidir. Bu paket olmaması için, bu hastalığın geçmesi süresi için Sayın Valimize şu konuda biz kendilerine destek, yani imkan sağlama imkanımız olabilir. Esnaflarımız bir nebze olsun bir katkı sağlayacaklardır kendilerine. Biz her gün 100 tane aracımızı 4 tane durağımıza verebiliriz. Her durağa 25 tane, en azından herkes koltuk sayısını almış olur. Bu vatandaşlarımızın da bu hastalıktan korunmuş olurlar. Bu da esnaflara bir imkan sağlanmış olur ve bu vatandaş da bu hastalıkta bir nebze olsun korunmuş demektir. Her Mart ayında tüm esnaflarımızın Büyükşehir Belediye'miz UKM Daire Başkanı'nda güzergah alma zorunluluğu vardır. Bu virüs nedeniyle bu sürenin en azından bitmesi veya bir iki ay daha ertelenmesi, trafikte ekipleri tarafından kontrol edilmesi veya izin verilmesi gibi bir sürecin istemesini, yani izin verilmesini istiyorum. İzin verilmediği takdirde trafik denetleme ekiplerince araçlarımız bağlanıyor. Çok yüksek derece 2000 lira kadar bir para cezasının en az 30 gün 60 gün kadar da araç bağlama durumu söz konusu. Bizim vatandaşlara ne tür imkanlar sağlayabiliriz? Buna gelince de sadece bu şekilde, yani iki personel aracını gönderdiğimiz zaman vatandaşlar biraz olsun korunmuş olur. Devletimize, resmi makamlara, belediyelere biz Diyarbakır Servisler Odası olarak her zaman katkı vermeye hazırız. Bizlik düşen bir konu varsa biz hazırız. Gecesi gündüzü olmadan ben şahsım olarak esnafımın adına biz her şeyi yapmaya hazırız efendim. Benim imzamı, benim görüşlerimi alıyorlar, röportaj yapıyoruz. Fakat biz de bu sizin dediğiniz gibi aynen bu güzergah ücretleri...